Öyle bir fitneden sakının ki o fitne geldiği zaman sadece sizden özel bir topluluğa isabet etmez. Günah işleyen, yanlış yapan insanlara isabet etmez. Bütün İslam toplumuna isabet edecek ve hepinizi sarsacak olan fitnelerden korkun diyor Allah Azze ve Celle. Sakının. Kardeşler, biz her an, yani her Müslüman farkında olsa da olmasa da bir şekilde Allah tarafından imtihan ediliyor, bir şekilde fitneye maruz kalıyor. Hatta aleyhissalatu vesselam insanla fitne arasındaki durumu anlatmak için diyor ki İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَس۪يرِ عُودًا عُودًا. İnsan oğluna fitneler insanın kalbine şöyle arz olur. Hasırın üzerindeki çizgiler gibi sürekli bir şekilde insan oğlunun kalbi fitnelere arz olur. Lakin kardeşlerim, bizim kendisine arz olmuş olduğumuz fitneler iki kısımdır. Bir, helak edici olan ve Allah'ın rahmet ettikleri müstesna çoğu insanın kurtulamadığı büyük fitneler vardır. Bir de küçük fitneler vardır. Yani Müslümanın her an düçar olduğu, fakat kıldığı namazla, tuttuğu oruçla, verdiği sadakayla Allah'ın fitneye kefaret kılmış olduğu şeyler vardır. Bu ayrımı nereden çıkardım? Yani büyük fitne ve küçük fitne diye. İmam Bukhari ile Müslüm'ün Huzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadisten çıkardık. Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki biz bir gün hep beraber Ömer radıyallahu anh'la beraber otururken Ömer radıyallahu anh'ın hilafetinde bize sordu. Dedi ki اَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَد۪يسَ رَسُولِ اللّٰهِ فِي الْفِتْنَةِ. Sizden hanginiz peygamberimizin fitne hakkındaki hadisini ezbere biliyor? Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki ben kalktım dedim ki ben fitne konusunu ben iyi bilirim. Niye Huzeyfe radıyallahu anh fitne konusunu iyi biliyor kardeşler? Çünkü Müslüm'ün başka bir rivayetinde diyor ki كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. İnsanlar hep peygambere hayırdan soruyorlardı. En hayırlı amel hangisidir? Ne yaparsak cennete gideriz ey Allah'ın Resulü? Ben ise diyor peygambere her zaman şerri sorardım. Bir gün beni idrak ederse, bir gün bana yetişirse şerrin ne olduğunu bileyim diye şerri sorardım diyor. Huzeyfe ben bilirim diyor. Nedir diyor Ömer? Diyor ki fitnetu raculi fi malihi ve ehlihi ve veledi tukeffiruha salatu ve savmu ve sadakatu ve emru bil ma'ruf ve nehyu anil munker. Kişinin evladında, malında ve nefsinde fitneye düşmesidir. Kıldığı namaz, tuttuğu oruç, verdiği sadaka, yaptığı davet, emri bil ma'ruf, nehyi anil münker, bu fitneye kefaret olur. Ömer radıyallahu anh dedi ki lestu an haza es'eluk. Sana ben bundan sormadım ki. Bu her Müslümanın bildiği bir şey zaten. Velakinnelleti temucu kemucil bahr. Ben sana denizin dalgaları gibi olan fitnelerden soruyorum. Geldiği zaman herkesi ıslatacak olan fitnelerden soruyorum. Ümmetin başına geldiğinde Allah'ın rahmet etmesi müstesna çoğunluğun kurtulamayacağı fitnelerden soruyorum. Öyle gün içerisinde ticaret yaparken iki kuruş fazla gelmiş, bunu cebime atsam mı atmasam mı? Hanımı bir şey istemiş, sesini yükseltmiş, ona zulmetmiş. Böyle basit fitnelerden sormuyorum ben sana. Denizin dalgaları gibi olan fitnelerden soruyorum. Yani Ömer radıyallahu anh Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimede bahsettiği وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Öyle bir fitneden sakının ki o fitne geldiği zaman sadece sizden özel bir topluluğa isabet etmez. Günah işleyen, yanlış yapan insanlara isabet etmez. Bütün İslam toplumuna isabet edecek ve hepinizi sarsacak olan fitnelerden korkun diyor Allah Azze ve Celle. Sakının. Ömer radıyallahu anh diyor ki ben sana bu fitnelerden soruyorum diyor. Huzeyfe de diyor ki senin o fitnelerden korkmana gerek yok Ömer. Çünkü o fitneyle senin aranda bir kapı vardır. Ömer radıyallahu anh tekrar soruyor. Peki o kapı kırılacak mı ey Huzeyfe diyor. Evet o kapı kırılacak diyor Huzeyfe. Ömer radıyallahu anh devam ediyor. Vallahi diyor o kapı kırıldıktan sonra bir daha kıyamete kadar hiç kapanmayacak. Kastettikleri şey şu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'ye demiş ki ey Huzeyfe. Ömer büyük fitnelerle benim ümmetimin arasında bir kapıdır. Ömer öldüğü gün Allah Azze ve Celle o kapıyı açacak ve kıyamet kadar o büyük fitnelere benim ümmetim maruz kalacak diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fitneden kaçmak mümkün değil. Yani fitne bu ümmetin kaderi ve bu ümmetin başına bir şekilde fitne vaki olacak. Mesela büyük fitnelerden bir tanesi kardeşler ölümlerdir, ölümler. Ahir zamanda vaki olacak olan savaşlar ve ölümler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini sakındırdığı fitnelerdendir. İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber otururken bir gün onlara diyor ki inne beyne yedeyi sa'ati el harcu. Kıyametten önce herç olacak diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe bu kelimeyi bilmediği için Allah Resulüne soruyor. Herç nedir ey Allah'ın Resulü? Peygamberimiz diyor herç ölümlerdir. Yani habire ölüm, her tarafta ölüm olacak. Günümüzde olduğu gibi. Sahabeden bir tanesi şaşırıyor diyor. Ey Allah'ın Resulü biz zaten her sene savaşıyoruz. Yani bizi ölümden mi sakındırıyorsun? Biz zaten sürekli savaşıyoruz, ölümün içindeyiz. Başka biri daha söz alıyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Biz senede neredeyse 70 bin insanla savaşıyoruz. Yani bizi mi ölümle korkutuyorsun diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ben bundan bahsetmiyorum. Sizin müşriklerle yapacağınız savaş değil benim kastettiğim. Sizin birbirinizle yapacağınız savaştan bahsediyorum ben. Kişi kendi kardeşini öldürecek. Kardeşini neden öldürecek? Kişi kendi komşusunu öldürecek. Kişi kendi amcasının oğlunu öldürecek amcası diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi sahabelerden bir tanesi de şaşırıyor tabi. Böyle bir şey çok akıl alacak bir şey değil. وَمَعَنَا عُقُولُنَا يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Peki o gün bizim akıllarımız yerinde olacak mı? Yani niye kardeşimizi öldürüyoruz? Niye amcamızın oğlunu öldürüyoruz? Niye kapı komşumuzu öldürüyoruz? Günümüzde olduğu gibi niye Avrupalılar oturdukları yerde keyif içerisinde yaşıyorlar? Biz Orta Doğu'da birbirimizi kıtır kıtır kesiyoruz. Niye böyle yapacağız? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o gün o insanların aklını Allah azze ve celle çekip alacak. Yani o dönemde yaşayan insanların aklını Allah azze ve celle çekip alacak. Geriye akılsız olup da kendilerini bir şey üzerine zanneden lakin hiçbir şey üzerine olmayan insanlar kalacaklar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları bu fitnelerden sakındırıyor.